Merhaba, damar tıkanıklığındaki bitkisel tedavi seçeneklerinden fındığı göreceğiz. Özellikle bu, Amerika'nın en büyük kardiyoloji derneğinin dergisine yayınlanmış bir makaleden bilgileri içeriyor. Bir kere fındığın etki mekanizmalarını göreceğiz. Ne kadar fındık tüketmeliyiz sorusunu cevaplayacağız. Bir de bir uyarıda bulunacağız. Tabii fındık derken aslında genel olarak tüm kabuklu kuru yemişleri kastettiğimizde bir kenara lütfen yazın. Videonun sonunda da fındık fiyat ilişkisi ve ülkemizdeki gerçekler konusunda da size kısa bir bilgi vereceğim. Damar hastalıkları konusunda önlemek amacıyla fındığı kullanıyoruz. Evet, çok doğru, ama fıstık alerjiniz varsa fındıktan ve diğer kabuklu kuru yemişlerden uzak durun. Bakın, fındıktaki bilgi ta 1992 yılında saptanmış. 31.208 kişide haftada 4 kez fındık tükenlerin daha az kalp krizi geçirdikleri bulunmuş. Hemen arkasında gene 2002 yılında büyük bir çalışmada ani ölüm riskinin düştüğü saptanmış. Arkasından da büyük bir hemşire çalışması yapılmış ve bu hemşire çalışmasında kalp krizi %37, ani ölüm oranı ise %20 oranında düşmüş. Bunlar son derece ciddi rakamlar. Peki acaba fındık bunları nasıl yapıyor? Bir kere çok güçlü bir antioksidan, oksidatif stresi azaltıyor. Damar sertliğindeki iltihabi reaksiyonu azaltıyor. Damarın endotel tabakasındaki bozukluğu düzeltiyor. Bu fındık için son derece avantajlı bilgiler. Fakat bunun yanında metabolik sendromu, tip 2 diyabet hastalığını önlüyor. Çok daha önemlisi var. Yaşlarda görülen görme kaybının en önemli sebebi olan maküler dejenerasyonu da önlediği saptanmış. Yaşlar için de ideal anlayacağınız. Peki ne kadar fındık tüketmeliyiz? Bu sorunun cevabı aslında basit. Günlük olarak bir avuç. Haftada tüketilmesi gereken miktar 150 gram olarak saptanmış. Benim şöyle bir önerim var. 10 adet fındık, 5 adet badem, 5 adet fıstık ve 5 adet ceviz günde tüketmek son derece yararlı. Peki bizdeki fındık durumu ne alemde? Fındık üreticisinin fiyatların düşüklüğünden şikayet ettiğini biliyoruz. 1 kilogramın şu andaki fiyatı 17 lira 90. Buna karşılık Migros'taki en ucuz online fındığın fiyatı 200 gramı ise yaklaşık 10 TL. Yani kilosu neye geliyor? 50 TL'ye geliyor. Yani arada çok büyük bir fark var. Bu nasıl oluyor? Vallahi bunu gerçekten bilemiyorum. En azından fındığı bir kenara yazalım. Sağlık için gerekli. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.